Evet, Çorum, Dodurga, Alpaot köyündeki dirençli olan madencilerimizle beraber Grup Başkan Vekilimiz Ali Mahir Başarır'la birlikte gereken görüşmelerimizi yaptık. 1940'lı yıllarda üretime başlayan maden ocağımız 1969'da maden sahasındaki dirençle beraber tekrar maden üretime başlamıştır. Ama maalesef 2002 yılında özelleşen madenimiz iki defa el değiştirmiştir ve şu anda da firma yetkilileriyle görüştük. Oradaki 88 kardeşimiz sendikaya kayıtlı olduklarından dolayı 6 ay geçici süreyle işten çıkartılmışlardır. Ve biz orada yapmış olduğumuz görüşmelerde şirket yetkilileriyle de görüşme yaptık. Onlar burada Hacettepe Üniversitesi'nden 2024 Mart'ında bir kayma tehlikesi olduğuna dair rapor tutulmuş. Daha sonra da Sosyal Çalışma Bakanlığı'ndan da tekrar bir rapor tutularak buranın şu anda çalışmadığını beyan ettiler. Fakat sadece sendikaya kayıtlı olan 88 kardeşimizin 6 ay süreyle işten çıkartılmasını biz doğru bulmuyoruz. Çünkü orada 154 kardeşimiz çalışıyor. Biz diyoruz ki bu madendeki varsa kayma tehlikesi bir an önce giderilmeli. Oradaki maden sahası hizmete tekrar açılmalı ve bu kardeşlerimiz işsiz kalmamalı ve biz Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'le de görüşeceğiz ve bu konunun Cumhuriyet Halk Partisi olarak takipçisi olacağız ve işlerimiz orada tekrardan işe başlayana kadar ve tabii ki çalışma şartlarının iyileştirilmesiyle beraber çalışmaya başlayana kadar kendilerinin yanında olacağımızı Cumhuriyet Halk Partisi olarak emek ve alın terin bizim için en kıymetli değerdir ve alın terinin karşılığını bulana kadar mücadelemiz devam edecek.